tükenip gidiyor ömür dediğim, harcanıp gidiyor ömür nerede o Türklerin altındaki güzel günleri? O Sırbistan başkenti de yazaydı o. Nerede? Şükrü Zeynullah 83 yaşında. Prizren'de de doğdum. Bizim ailemiz baba tarafı, erkek tarafı yani Konya'nın bölgesinden Osmanlı zamanında gelmiş buraya, bu tarafa. Anne tarafı Bursa bölgesinden. O vakit yokmuş Bosna Hersek, yokmuş Makedonya, yokmuş oralarda yerleşmiş. Son Vıçtır'ın, ama ne zaman Priştine kurulur, Osmanlılar şeysiyle, çabalarıyla o zaman buraya gelirler, Priştine'ye. Bizim soyadımız asıl soyad, Uncu, Uncular ailesi. O zaman demek ticaretle babam meşgul oluyormuş, aynı dedem de, dedemin dedesi de. Ama babam mesela 1930'larda tayin edilir Üsküp'e isim vazifeyle. Çünkü onun başka bir yeteneği varmıştır. Tütünle meşgul olmak. Ama ömründe sigara içmezdi. Ne içmemiş. Ama tütün uzmanı. Bunu bilirler, hep ikisem şaşarlar. Siz de şaştınız şimdi. O sigara ağzına bilmemiş koşu. Nerede yakılırdı bir sigara, kaçardı ne kadar almasın tütüsünü. Ama 20 metre de içerse duyardı, anlardı ne sigarası. 20 çeşit sigaradan anlardı hangi tütünü kullanıyor, içey. sigara içmezdi. Ünlü evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o vakit Hitler, Nazi Almanyası bu küçük Kosova'yı üç yere ayırdı. O vakit mecbur idi okuyalım yalnız Arnavutça. Annem daha 1939'dan 40'ta mı galiba o göç etti. Çünkü babam istemedi göç etsin Türkiye'ye. O zaman ayrılmış idiler. Resmi. Resmi olarak ayrıldılar. Anne o Mitrovica'lıydı. Mitrovica'da büyük bir familya hazır, bütün evraklarını hazır etmişler falan. Gitsinler göçe. Hem bekliyorlar da yalnız annemi hem beni alsınlar. Ama babam istemedi gitsin. Onun için kral anneme vermedi, düşmedi. Düşmedim ben. Anneme ve babama tayin verdiler. Onun için ben babamla kaldım burada. Geçerdi bayağı kapı önünde. Ne zaman paytonlu cediler alsınlar, anneme götürsünler. Ben anlamıştım. Beklemedim. Köprüye cidememe cittim, boğuldum şeyde.
atladım dereye. Gitti. Uzun meseleler bunlar. ...53'te... ilk otobüs ne yoluna açıldı Türkiye'ye. Gittim gördüm annemi dedi. Ne ben tanıdım onu ne o beni hiç. Annem şimdi hep insanlar ile Mitrovica'daydı. Ben hep babam ile Jolie'den defa buluşuyorduk. Hani evin kapıcıktan girdi avliyaya bahçeye. Orada görüşürdü biraz. Getirdin beni dünyaya. Ellerinde gül ol. Saçların sümbül ola. Gözlerine la la. Yaprak düşer. Yüreğin yaz bahar. Yaprak düşer kar yağar. Anam yüreğin yaz bahar. Senin yüreğin yaz bahar. Gel anam dağlar duman. Halim yaman sana kurban. Ne zaman gittim bile gözleri biraz perde göremeydi iyi. Buluştuk şey çok ağır ediyor buluşmak. Anlatamam ben o buluşmayı. Biz o haberdar idi ki geleceğim Gürem. Demek 20 sene sonra. Benim 20 yaşım ne zaman idi o vakit. Henüz yazılmışydım fakülteye, bu üniversiteye, Belgrad Üniversitesi'nde. Ama dedim görmeden bir defa, ne olmaz, o vakit kapalı idi yollar. Başlandı otobüs, ilk otobüs, gittim. Buluştuk. Haber ettiler insanlar şeyde. Belgrad'ın bile bile oğlun geldi, o da bir basamakla düştü basamak. Ben tuttum. Dayanamadı. Ne zaman attı bir adımını umaydı şey düz yerdedir. O bir tahtalı basamaklar var idi. O böyle basit düştü. Bir anda çabuk önüme düştü orada. Basamaklarla tuttum. Bir türlü daha kuvvetliydi bana. Anlatılmaz bir şey o. Nasıldı? Tabii sarıldık şey. O koy vermeydi beni. Hiç kuş koymadı üp yanaklarla bir şey. Sonra bir an geçti, yatırıştı vaziyetler burada düzenlendi. Ben alırdım her iki sene bana annemi burada, buraya. Gelirdi otururduk bir iki ay, üç ay yine gönderirdim işte böyle. Çok zor. Ayrılık. Özlem. Bırak özlemeyi ve henüz ufak daha bilmeyim kendimi. Daha evvela tanımadım anamı, anam ciddi. Ama bu üvey annem bakmıştır. Bu üvey annem bakmıştır. Çok şeyler yüklendim ondan. O okulun için şeydi, yardım ederdi, şey yapardı. İşte ondan doğdu bir kız kardeşim işte bu. Bu.
Sonra daha bir kardeşim, daha bir kız kardeşim. Onlar gene babamla gittiler Türkiye'ye. Biz kaldık burada. Çünkü lazım idi okuyalım, okuyam ben, bitirin. Bu da verildi. Bu verildi. Ben de giderdim Türkiye'ye onlarla. Ama bırakamaydım bunu. Bu benden 13 sene daha ufak. Aman hasta düştüm gurbete. Anam anam, sılada annemin babamın haberi yoktur anam, haberi yoktur. Babam en çok yaşam zamanını geçirmiştir burada, Prişine'de, Kosova'da. Anam en uzun, büyük bir zamanını geçirmiştir Türkiye'de. Ne zaman hastalandı, o vakit ben gittim, yatırdım hastanede. Haseki hasarlısı. Yakın iki ay kaldı orada. Haseki hasarlısı de. Çapa'da. Orada. Hem orada tedavi gördü falan. Ne zaman geldi iş mesele daha iyileşti ya da netice. Doktorlar çağırdı. Bile bile annenizi alabilirsiniz, götüresiniz eve. Şimdi burada da işimiz bitti. Burada işimiz bitti. Demek şimdi ev tedavisi lazım. Yaşayabilir de 6 hafta, 6 sene falan o Allah bilir. Ama dedim, doktor efendi benim evim yok burada, değil burada. Nerede eviniz? Dedim, Yugoslavya'da. Dur bakalım. Daha soruşturdular, konsilyum. Konsilyum toplandı, soruşturdu acaba yollar nasıl? Dedi ben gelirim arabayla alırım. Dur bakalım acaba yollar. Bak anladılar ki Bulgaristan'da da Yugoslavya'da da yollar iyi. O vakit imzaladı, ben annemi aldım, cümdüm burada. Güldüm burada. O da ne zaman mezarcı kazıdı, bana diyor, ve bulduk bir kemikler küçük. Tam başı ucuna düştü, onun bedeni. Yedi üç tane çocuk ne ölmüş orada. Bak tesadüfe. Tesadüfe bak. Üç bile çocuğun yanında oldu. Babam ne zaman öldü? Babamı gittim, Türkiye'de cümdüm. O ayrı mesele. Nasıl? O Türkiye'de yaşaydı. Gitti Türkiye'ye. Babamla gitti. Bir kardeşim ve bir kız kardeşim. Gittiler. Onlar daha ufak. Biz kaldık bu. İşte bu kız kardeşimle. Bu ne zaman evlendi? Ben de karar verdim. Bitmeyeyim. Nasıl bırakam bunu? Annem
o kadar yaşadı Türkiye'de. 40 küsur sene, 50 sene mi ne kadar gittim, aldım, cündüm. Burada Prişne'de. Babam yaşadı 85-86 sene. O kadar Prişne'de yaşadı, onu aldım. Gittim cündüm Türkiye'de. Biz çok çektik. Biz ruhani çektik. İçimiz yanık. Çok böyle şeyler var. Çok ayrılıklar oldu. Burada hep her bir ailede bu Prişne'nin var trajik ayrılışları. Trajik. Hep. Çünkü Osmanlılar gitti. Artık biz kaldık şimdi. Biz Sırplarla iyi yaşıyorduk o vakit. Komşularımız Sırplarmıştır. Sırplar kendi kapılarını, ne sokak kapılarını, ne avluları, iki avluyu bağlayan kapıcıklar derdik. Kapanmazdı. Onlar dokunmazdı bizi. Onlar da Türkçe konuşurdu. Bayram için gelirdiler. Hep biz yalnız korkardık olmasın öyle bir şey. Tehditler var idi. Tehdit bunlardan ne andım. Ama öyle Allah'a şükür olmadı. Ama insan kendi toprağında doğmuş, büyümüş, senelerce şey, o kaldı işte böyle. Nerede sordunuz bunları bana bile? Ha, nerede düştük mü sorarsın bile şeyler. Maalesef, maalesef bu kader. Kader. Var buradan aileler gitmiş, bilmem kaç ay yol yatmış. Yeni yetişememiş Türkiye'ye. Orada Bulgaristan'da olmuşlar. Var aile götürememiş diyelim, babası ya da annesi götürememiş çocuğunu Türkiye'ye. Ama emanet bırakmış en büyük çocuğuna. 17 yaşı varmıştır o çocuğun. Hem daha 3 kardeşiyle daha ufak gittikçe. En küçüğü 6 yaşına. Bırakmış emanet, ben ölürsem alasın. Bir arabaları varmış o Bırçka derler. Bilmem adı. Ürtülü bir öküz arabası. Emanet alır kardeşlerini, çocuklarını Türkiye'ye döktü. Bilmem kaç haftadan sonra gider. Yazar anasına bir mektup. Giderim be anam. Yol uzun bitmez. Ecel biterse zeviye dönülmez. Müzik
benim babam gibiler, diğerleri. Onlar da gülünü çekerdi, gitsin topraklara, Osmanlı topraklarına. Onlar bir mesuliyet var idi onlarda. Kalacak Osmanlı kültürünü, Osmanlı tarihini, Osmanlı eserlerini, bütün o değerlerini, nasıl diyeyim, korumak için. Bizim büyüklerimiz öyle hissediyordu ki vazife olarak mecburi kalmak. Biz gitseydik, kalmasaydık ben bu o burada bir cami bulamazdım. Bir cami bulamazdım, bir teke bulamazdım, bir şey bulamazdım. Askerliğimi yaptım, sonra evlendim. Evlendim aynı bir Türk kızıyla. Türk kızıyla. Oydu benden bir on sene daha genç. Ama Türkiye'den annesiyle ve bu bir büyük Feride'nin ablasıyla dönerken İstanbul'dan otobüste bir kaza olur. Daha yaralanır hem. O öldü işte bir üç sene evvel. O aldı bir ayaklarına, bir kemikleri kırıldı, bilmem ne oldu falan. Yaşadı. 68 yaşında öldü. Çok büyük Türk'üymüştür o. Söyledin mi bir şey, Türkler için fena yandın. Sonra ne zaman öldü o vakit? Gideydim oğlumda oturuyordum bir 4-5 ay. O büyük kızım da, bu ufakında da, işte böyle. Beni hep çağırırlar. Ben düne kadar idim oğlum da. İki kız bir erkek. Güler, Şener, Feride. Gurbet ömrüm geçecek bir daracık yerimde yok. Oturup derdim dökecek bir vefalarımda, oturup derdim dökecek bir vefalarımda. Aman, 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 aman. Biyoloji ve kimya öğretmeniyim. Ama hep derslere Türkçe vermiş. Onun için biraz konuşmam, benim icabet neydi konuşam, öz Türkçe'yi o kadar çok. Çünkü hep üveydi işim tarlada ya da şeyde, Latince. Öğretmenlik yaptım ama öğretmenlik dışında da çalıştım. Başka diyelim, tiyatroyla da meşgul oldum. Müzik sazlarıyla da, piyanoyu çalarım, gitar çalarım, akordeonu çalarım.
müzikle mecburi de uğraşam. Çünkü lazım provalarda çalam, onun için uygulandım mecburi. Bana marş Türkiye'de veri. Türk hükümeti ve devleti veri marş. Aynı o kadar nakaveri bu devlet. Çünkü Türk milletinde, Türk milletine yardımda bulunduğum için ben açmışım Türk okullarını, Türk derneğini, unutmaz Türkiye bunları. Allah razı olsun. Bana yola her ay toplanır, senede bir alırım. Ben yalnız değil, bütün öğretmenler öyle alır. Maşallah. Hem emekli öğretmenler, hem şimdi genç öğretmenler de alır Türkiye'den marş. Marş denilmez ona ama biz diyoruz marş. Türkiye demez marş. Bir yardım, madem ufak aylıklarınız, bir yardım size. Ama bizim için büyüktür o yardım. Allah razı olsun, Türkiye. Ne zaman bir eğitimde bir kimse çalışacak, çok lazım düşünsün. Yapabilecek mi? Yapabilecek mi? Yoksa yok mu? Yeteneği var mı? Yok mu? Dayanacak mı çocuklarla, insanlarla? Kolay değil çalışmak. Bir yerde var ise, ben de dedim bir okulda varmıştır 92 profesör, öğretmen, evet, vesaire vesaire. Ama ne zaman bir toplantı yapardık, 94-5 tane düşünce çıkardı ortaya. Şimdi çıkacak bir büyük şey, kitabım. Priştine hakkında. Priştine'de yaşam nasılmış? Nice çok zengin bu tarihi ve kültür eserlerimiz var. %90'ı mahvoldu. Bizde %10 kalmıştı. Hep onları tazeledim, yazdım. Şiirler ayrı vesaire. 42 sene çalıştım. Ondan sonra emekli oldum. O vakit başladım yazım. O vakit başladım yazım. Kimse yani girmedi böyle işlere. Abi mecbur. İnsanlar bilmez neden Priştine'nin ismi Priştine, neden onun ismi nasıl, nice duymuş belki bir şey ama Osmanlı eserlerini. Osmanlı, başka burada eserler yok ki. Yok. Bir klişe, onu da Osmanlı yapmış. Mesela Sırplara okul yapmış. Klişenin altında bir okul yapmış. Onların isimlerini ne zaman yapılmış, ne işe yararmış, ne hepsi. İsimlerini bile unutmuşlar çoktu ki. Osmanlı zamanında değirmenler, bilmem neler varmış, mescitler. Var bir ilk mescit Priştine'de. Onun bile ismi adsız mescit. Adı yok. Diğer yapılan mescitlere ad verilmiş. Çarşı mescidi, Tophane mescidi, bilmem ne mescidi vesaire. Giderdim büyüklere, benden çok daha büyüklere sorardım, şey yapardım falan. Anlardım, bakardım. Kazardım temellerini, şeylerini bulurdum. Civarıymış çeşme diyelim bir yerde. Onları yazdım. Şimdi hazırdır kitap ama şimdi lazım çingeneler için lazım yazan. Bizim çingenelerimiz. Müslüman, Türk çingeneleri. Onlar Türkçe konuşurdu. Hem çingenesi. İki mahalle var bize. Bir tane yukarı ki, bir tane aşağı mahalle. Onlar için yazıyorum şimdi, hiç olmaz. Yeni bir vizyon, yeni bir ekonomi, yeni bir gelecek. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin lideri, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da buluşuyor. Girişimci gençlerin, kadınların ve KOBİ'lerin küresel ölçekte yeni yol haritası Türkiye'de G20 zirvesinde çiziliyor. Hep birlikte daha güçlü geleceğe. Sihir yok.
göz yanılsaması yok. Görsel bir oyun yok. Çünkü yaptığımız her şeyde özen, disiplin ve her zaman daha iyisi için büyük bir azim var. Bunun dünya için ne anlam ifade ettiğine gelince, belki de sihir en doğru kelimedir. Yumurtalar kümesten, sucuklar torkudan. Fasulyeler tarladan, sucuklar torkudan. Domatesler bahçeden, sucuklar torkudan. Güvenle ikram edebilmeniz için bundan sonra sucuklar torkudan. Afiyet olsun. Ailenizin güvenliği için Bridgestone'dan 4-4'lük kampanya. Şimdi lastiklerinizin 4'ünü de Bridgestone kış lastikleri ile değiştirin. 150 liraya varan indirimlerden yararlanın. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksitle. Baba artık gitmemiz gerekiyor. Bakın ne diyeceğim. Neden benim arabayı almıyorsunuz? Masaj yapan koltukları da var. Onunkinde de var. Ya. Hatta LED Matrix farları da var. Hoşçakalın. Bay bay. Şımarık velet. Zimri. Lüks sınıfı üzecek. Yeni Astra. Masaj yapan koltuk özelliği ve LED Matrix farlarıyla. Ooo Recai Bey. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Sanki sen lütfetmesen ben oturmayacağım ha? Aman efendim. Estağfurullah. Nasıl buldunuz yeni şubemizi? Ziraat Girişimci Şube. Sadece sizin gibi girişimcilere özel. Bana ne? Kapısını benim üzerime mi yapacaksın? Ben size bir kahve söyleyeyim. Her zamankinden. Orta. Murat Bey, beni kahveyle mi kandıracaksınız? Yok efendim, biz... Recai Bey, bir yanlışımız mı oldu? Bir yanlışımız mı oldu? Oldu. Bir de yanlış yapsaydınız bari. Aman efendim, bizi en iyi siz bilirsiniz. Kredi limit artırımı talebiniz dün onaylandı. İşletme sermayesi ihtiyacınız böylelikle karşılanmış oldu. Başka, başka, başka. Biliyorsunuz geçen hafta teminat mektubunuzu da halletmiştik. Aman ne büyük iş. Ne var bunda? Ha, az kaldı unutuyordum. Yurt dışında yapacağınız yatırım için gerekli finansman sağlandı. Bakın. Siz sadece burayı imzalayacaksınız. Ver ver, imzalayayım, işim var zaten. Al bak işte kalemim çalışmıyor. Ama al bak. Efendim? Al bak 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 bak. Lade! Gitti gömlek. Ben lades yaparım demiştim ama. Ben de düşünüyorum nerede hata yapmış olabiliriz diye. Yanlış yapsanız Ziraat Bankası'nda çalışır mıyız? Bak o nasıl söz? Türkiye'nin en eski yeni bankası Ziraat'te çok şey değişti. Bravo. Uzman kadrosuyla KOBİ'lerimize özel girişimci ve girişimci dinamik şubelerimiz açıldı. Ama 151 yıldır bizi biz yapan değerler hep aynı kaldı. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Geçip gitti bir resimlik misali. Gençlik tezden solup gitti bir açımlık gül misali. Gençlik tezden solup gitti bir açımlık gül misali. Dertler yakama sarıldı, can bu ten tez yoruldu. Tez kabardı, tez duruldu, bir coşumluk sel misali. Nerede o Türklerin altındaki güzel güller? Sırbistan başkenti de yazay bu. Nerede? Türklerin altındaki güzel günler. Orta Belgrad'da. Budur büyük şey. Niçin sordunuz siz beni nasıl Türkiye'yi görüyorsun? Nasıl? Düşman nasıl görüyor Türkiye'yi? Ben yok ne konuşam. Yaşam tarzları çok daha iyiymiş Türkiye zamanında. Ne teki bugün. Araylar o günleri. Geçeyim oradan. Hadi gidelim yavaş yavaş. Ya ya var idi baktığımız vapur. Üç bölümümüz. Bakarsak bir sokak böyle aşağı yukarı. Yazayım. Ulisa. Ulisa demek sokak.
Sırpça. Çukur Çeşme. Türkçe. Çukur Çeşme Sokağı. Daha bakarsak bu bir taraftan dört yol. Bu taraftan çıkarsak Terazi'ye. Evet. Hep mahallelerin, sokakların adları, meydanların adları değişmemiş. Burası memleketim, doğum. Türkiye benim ana vatanım. Ana vatanım orası. Bana aynı ülkede severim ikisini. İkisini bir sayarım. Çünkü çok yakınlara kadar. İşte bu savaşlar olmasaydı bu bir 15 sene bir ne oldu? Gelseydiniz o vakit görürdünüz her bir mahalle, her bir sokak, her bir taş, bir kaldırım, bir şeyler Türklüğe kokardı burada. Burada her vakit çalışmışım Türklüğü duruklara kadar götürürüm. Öyleymişim her vakit. Çok severim milletimi. Madem ki çok severim kendi milletimi, başka milletinin de bilirim dertlerini. Onları da severim. Onları da bırakmam kenara. İşlemişim başka milletlerde, ayırmamışım. Bazen öyle yerlerde işlemişim. Kültür eğitim topluluk var Müstüpris'te. Orada da müdürüymüşüm. Ne zaman çalışmışım? O derneklerle, şeylerle, o vakit hep çalışırdım, kalmasın hatırı başka milletim. Hep evet. Biraz daha fazla onlara. Ben şimdi hatıralarla da yaşıyorum. Hatıralarla da, geçmişle de yaşıyorum. Sormuşlar adama. Hastalığını kabul edesin. Yaşlılığını kabul edesin. Fukaralığını kabul edesin. Bunlardan hangisini kabul edesin? Hangisini kabul etmeyesin tabii. Fakir fukaralığı kabul edin. Hastalığı kabul edeyim. İhtiyarlığı kabul etmeyeyim. Her şeye var çare ama buna yok çare. Her şeye var bir ümit. İhtiyarlığı, ihtiyarlıkta yok ümit. Gideyim seneler. Uçak.